Sevgili dostlar, yeni dersimizde sizi selamlıyorum. Laskavo prosimo, hoş geldiniz. Bugün birkaç kelime ve onlarla kurulan şahıssız cümleleri öğreneceğiz. Şahıssız cümleler ne demek? Biraz sonra göreceğiz. Evet arkadaşlar, şahıssız cümleler İngilizce impersonal in sentences. Evet, hem İngilizce hem Ukraynaca'da hem de Türkçe'de yapılabilen cümlelerdir. Örneğin, İngilizce'de e, burada bir örnek var. İşte e, özne, özne belirsiz olduğu zaman çoğu zaman they kullanıyorlar. Yani onlar. They say, diyorlar ki. Yani kim diyor demiyoruz. Sadece diyorlar ki. Şöyle. Örneğin, burada Karşı çobana prekrasno suyet. Diyorlar ki o kadın harika dansı diyor muş da olabilir yani diyorlar öyle ediyormuş o yüzden burada muş yazdım evet ee, sonra ikinci örnek Każut, że chwil nie diyorlar ki o erkek çalışmasını bilmiyormuş öyle ee, evet arkadaşlar bu böyle yani şahısız cümleler böyle kuruluyor. Bir de birkaç kelime var. İşte olur olmaz gibi kelimeler. Treba. Ha treba gerek anlamına gelen bir bir söz. Evet. Ee, bundan sonra infinitive yani mastar fiilin mastarı kullanılıyor. Türkçede gerek mastardan sonra kullanılıyor. Bir şey yapmak gerek. Örneğin burada soru soruluyor. Чи тут треба шептати? Fısıldamak шептати. Ha, чи тут треба Burada fısıldamak gerek mi? Ya da tut treba stoyati. Burada durmak gerek. Gerek, lazım, gerekir. bir kişiyi kastediyorsanız, örneğin ben size müracaatle söylersem ki burada durmak gerek, tut treba Sizi kastediyorum, O zaman durmanız gerekir de diye çevirebiliriz. Burada durmanız gerekir. Tut treba yatı. Ama tabii ki Ukraynaca'da da başka başka türlü cümleler yapılabilir. durmanız gerekir anlamında. Şimdi en sade, en kısa treba sözüyle. Sonra tut ne treba platiti. Evet, olumsuz cümlelerde ne treba diyoruz. Yani gerek değil, gerekmez. Burada ödemek gerek değil. Lazım değil. Ne treba tut şeptatı. Burada fısıldamak gerek değil. Hatta ne treba yapmayın anlamında bile kullanılıyor. Ne treba tut şeptatı. Lütfen burada fısıldamayın. Burada fısıldamak gerek değil. Fısıldamak lazım değil. Yani böyle böyle bir anlamı da var. Sonra ''možno'', ''možno mümkün olur'' e, gibi kullanılıyor. E, böyle. Yani bir izin veriliyor bir şeye. Örneğin, ''tut možno kurytı''. Burada sigara içmek olur. Yani izin veriliyor. Türkçesi şöyle, sigara içilir. Burada sigara içilir. İçilir yani içmek olur. Evet. ''Çi tut možno tancivatı?'' Burada dans etmek olur mu? sonra yine de olumsuz cümlelerde ne sonra morjna ne morjna yani olmaz tut ne morjna kreçatı burada bağırmak olmaz çumu tut ne morjna spivatı neden burada şarkı söylemek olmaz ne morjna evet ee, bir şey bir şey rica ettiğinizde soruyorsunuz. E, da da evet tabi olur dersem можна, можна. dersem Ama olmaz Nihayet bunu da öğrenelim. Hatırlıyorsanız rica etmek anlamına geliyor. yani ben rica ediyorum. Ama bu da şahıssız bir söz olarak kullanılabilir. Böyle bir yani kibar bir şekilde bir insana, bir insandan bir şey rica ettiğinizde ya da hatta bir e, emir cümlesi yaptığınızda örneğin bir şey yapmasını istiyorsanız bir insanın e, demek proşu sonra infinitif, master kullanıyorsunuz. Örneğin burada diyor ki proşu sluhatı Dinlemenizi rica ediyorum. Dinlemek rica ediyorum. Tabii ki Türkçe öyle söylenmez. İngilizcede de e, Please listen. Yani lütfen dinleyin. Tabii lütfen dinleyin de olabilir. Daha doğrusu şöyle dinlemenizi rica ediyorum. Hatta çok resmi olursa dinlemeniz rica olunur. Proslu sluhatı ya da prosimo. Biz rica ediyoruz prosimo. Öyle bir şey de olabilir. İkinci örnek, prosuspiwate. Buyurun şarkı söyleyin. Neden burada buyurun kullanıyoruz? Çünkü burada biz aslında bir iş yapmanızı, bir şey yapmanızı rica ediyoruz. Lütfen okuyun. E pardon, şarkı söyleyin. Lütfen söyleyin diye diyoruz. Buyurun şarkı söyleyin. Prosuspiwate. Ondan sonra negatif, yani yine olumsuza geldik. Ne?

Evet arkadaşlar şimdi biz birkaç yeni zarf öğreneceğiz. Çok az çünkü bir sonraki diyaloglarda birkaç diyalog size okuyacağım. O diyaloglarda bunlar kullanılacak. Evet burada İngilizceleri zaten görüyorsunuz ama birincisi zvitsi. İkincisi zvitty, Zwit zvitty Üçüncüsü zvitki. Bunlar benzer şeyler. Peki zvitsi buradan Zvitsi. Oradan zvitti. Ve zvitki bir soru. Nereden? Zvitki. Ve zovsim ne? Zovsim ne? Hiç. Hiç değil. Örneğin hiç bilmiyorum. Zovsim ne znaju. Böyle bir şey. Şimdi diyaloglara geçelim. Bu kez ben bu diyalogların Türkçesini yüksek sesle söylemeyeceğim. Siz ekranı tekip edebilirsiniz. Ben Ukraynaca okuyacağım. Onun çevirisini aşağıda göreceksiniz. Önce yavaş yavaş okuyacağım, sonra bir kez daha normal bir hızla okuyacağım. Скажіть, будь ласка, чи тут можна курити? Ні, не можна. А на дворі можна? Звичайно, можна. Тільки зда? Скажіть, будь ласка, чи тут можна курити? Ні, не можна. А на дворі можна? Звичайно, можна. Ну, на айн ще Söylerken hem de Türkçesini de ekranda veriyorum. Чому ви кричите? Тут не можна кричати. Ми не кричимо, ми говоримо. Говорити можна, але прошу не кричати. А сміятися можна? Можна, але не голосно. Тільки зда? Чому ви кричите? Тут не можна кричати. Ми не кричимо, ми говоримо. Говорити можна, але прошу не кричати. А сміятися можна? Можна, але не голосно. Не Куди ви йдете? Куди ви йдете? Треба вчитися. Ми не хочемо вчитися. А що ви хочете робити? Ми хочемо обідати. Піркезда,га. Куди ви йдете? Треба вчитися. Ми не хочемо вчитися. А що ви хочете робити? Ми хочемо обідати. Чому ви не пишете? Прошу писати. Ми не хочемо писати. Ми хочемо читати. Читати можна ввечері, а тепер треба писати. Ні, ввечері теж можна писати. А зараз ми хочемо читати. E, ''można'' pısatı yerine yazabiliriz yazdım. E, ya da ''można читать, można'' okuyabilirsiniz. Çünkü burada ''można można'' şahısız olarak kullanılıyor ama biraz garip oluyor Türkçesinde değil mi? ''Akşam okumak olur.'' Hayır, ''akşam da okumak olur.'' ''Akşam da yazmak olur.'' diye. Yani daha tabii olması için şöyle yazdım. Peki şimdi onu biraz daha hızlı okuyayım. Чому ви не пишете? Прошу писати. Ми не хочемо писати, ми хочемо читати. Читати можна ввечері, а тепер треба писати. Ні, ввечері теж можна писати, а зараз ми хочемо читати. Чим дійшу. Уюмак Філіля. Спати. Ти любиш спати? Я дуже люблю спати. Ти багато спиш? Інколи я сплю багато, а інколи мало. А я не люблю спати. Ви зовсім не спите. Я сплю дуже мало. Біркезда, здага. Ти любиш спати? Я дуже люблю спати. Ти багато спиш? Інколи я сплю багато, а інколи мало. А я не люблю спати. Ви зовсім не спите? Я сплю дуже мало. Пекі, що нуда, ендже я ваш? Ви табікі доаломір я ваш удунда, сора дуал сеслендігибі, окумакстіорм. Бу коркмак філі боятися. Боятися коркмак. Evet. Ми боїмося. Я не розумію, чому ви боїтеся. А ти не боїшся? Ні, я зовсім не боюся. Але вони бояться. Можливо, він боїться. ale nevona. Burada te çeviride iki şey var. Öncelikle ya ne rozumiyu? Anlamıyorum. Çomu vi boyites. Neden siz korkuyorsunuz? Bunu Türkçe daha doğal olarak neden korktuğunuzu anlamıyorum diye çevirdim. Sonunda da mozlivo vin boyitse korkuyor olabilir. Mozlivo boyitse korkuyor olabilir. Örneğin ben korkuyor olabilirim. Mojlivo ya boyusa. Ee, bir de şöyle olabilir. Örneğin. Ee, tamam işte. Her türlü bir fiil aynı şekilde bir şey yapıyor olabilir. Mojlivo robit. Yapıyor olabilir. Mojlivo robit. Öyle bir şey var. Çünkü bizde böyle bir şey yok. Korkuyor olabilir. Візде можливо Сюзуварні бельки, yani мюмкюн, іхтималь, ihtimаль, іхтимальки коркуйор. Можливо, він боїться. Нормаль хизла дуал, шекільдей, гюк хайята на сулеше конушуйорласа білфундесує. Ми боїмося. Я не розумію, чому ви боїтеся. А ти не боїшся? Ні, я зовсім не боюся. Але вони бояться. Можливо, він боїться, але не вона. Спішити Аджеле етмек. аджелетмек. Бурдайені се буюної рендимі седжук. Звідси бурдан, звідти ордан, звідки не рден, бо нарбі разкажи кола білір тікат еделім. Кажуть, що він сьогодні спішить додому. Ми також спішимо додому. Звідки ви спішите? Звідси чи звідти? Ми спішимо звідти. Вони також спішать звідти. Ні, вони спішать звідси. Чому ви всі спішите? Бо треба спішити. Evet. Doğrusu gündelik yaşamda zvitki spişit, zvitsi spişit böyle şeyler pek fazla kullanılmıyor. Ama acele etmek fiili çok kullanılıyor. Onu öğrenmek için bir de zvitki, zvitsi buradan, oradan, nereden kullanmak için, kullanmayı öğrenmek için bunu Буюріеньорс. Ю... Піде Біразда Агезли Сюлієм. Кажуть, що він сьогодні спішить додому. Ми також спішимо додому. Звідки ви спішите? Звідси, чи звідти? Ми спішимо звідти. А вони також спішать звідти? Ні, вони спішать звідси. Чому ви всі спішите? Бо треба спішити. Bu sık sık kullanılan bir şeydi. Treba spişiti. Acele etmek gerek. Treba spişiti. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dekuyu. Eğer yani bu diyalogları tekrar siz de yüksek sesle söylemek istersiniz. geri dönüp benim yavaş okuduğum yerleri siz de tekrar edebilirsiniz. Orada yavaş okuduğum için zaten kolay olur. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.